Amerika Birleşik Devletleri nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini belirterek beyin çipi yerleştirilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Musk, X sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İsmi açıklanmayan hastanın iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların umut verici olduğunu ifade etti. Musk, ilk Neuralink ürününün adının telepati olduğunu belirterek sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı. İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu ifadelerini kullandı. Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alındığını açıklamıştı. Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti. Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini arttırmayı hedefliyor. İnsanlar ve bilgisayarlar arasında bir veri iletim sistemi geliştirmek için Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink, uzun zamandır engelli hastaların yeniden hareket etmesini ve iletişim kurmasını sağlayabileceği beyin çipi arayüzleri üzerinde çalışıyor. Musk, yaptığı açıklamada görme yetisini geri kazanmayı da hedeflediklerini belirtti. İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştirdiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlarla beyin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan Neuralink projesiyle yakın gelecekte konuşmaya ve dile bile gerek kalmayacağını iddia ediyor. Neuralink'in daha önce yaptığı son kamuoyu bilgilendirmesinde tek başına düşünerek bilgisayar oyunu oynayan beyin çipli bir maymun bulunuyordu. Musk, Mars'ı kolonileştirmek, insanlığı kurtarmak gibi yüce hedefleriyle tanınıyor. 2016'da kurduğu Neuralink içinde hedefleri aynı büyüklükte. Neuralink projesi hakkında yaptığı başka bir açıklamadaysa, insanın bilgisayarlar tarafından ele geçirilmemesi için tek çıkar yolun bilgisayarların insan beyniyle birleşebileceği bir sistem olması gerektiği iddiasında bulunmuştu. Silikon Vadisi'nde 2016'da kurulan Neuralink şirketi, Alzheimer, demans ve omurilik yaralanmaları gibi sinir sistemi rahatsızlıklarını yapay zeka destekli kablosuz çiplerle destekleyerek iyileştirmeyi amaçlıyor.